Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soslu tavuk baget yapıyoruz. Böyle nar gibi kızaran, içi yumuşacık, sulu sulu nefis bir tarif. Dışı çıtır çıtır oluyor, içi de yumuşacık. Çok lezzetli. Ben tavuk baget ile hazırladım. But kullanabilirsiniz. Tavuğun istediğiniz yeriyle yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor, nefis. İnanın tadına doyulmuyor. Tavuk bagetlerimin ilk önce üzerlerine bıçak ile delikler açıyorum. Çünkü sos ile buluşacak. Bu sosu içine her tarafına çekmesini istiyorum. Böyle bakın. Birkaç yerinden bıçak ile delikler açarsanız güzel sonuç alırsınız. Bütün tavuklarımı bıçak ile deliklerini açtım. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Toz kırmızı biber kullanıyorum bolca. Kekiğim var. Karabiber, pul biber, damak zevkinize göre bunların miktarlarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tuzunu ekliyorum. Yoğurt ve mayonezim var. Üçer yemek kaşığı. Onları ilave ediyorum. Baharatlar ile birlikte bunlar böyle güzelce dinlenecek, marine olacak ve çok lezzetli olacak. Zeytinyağını ekliyorum. 3 diş de sarımsak kullanıyorum. Sarımsağımı rendelerken kameram kapandığı için gözükmüyor arkadaşlar. Siz de mutlaka rendeleyin. Sarımsak da çok güzel lezzet veriyor. Ve hepsini bakın hamur yoğurur gibi elim ile güzelce karıştırıyorum, yoğuruyorum. Bütün sosun, baharatların tavuklar ile buluşmasını sağlıyorum. Evet, üzerini kapatıp bu şekilde 3-4 saat dinlendiriyorum buzdolabında. Akşamdan hazırlayıp ertesi gün yapabilirsiniz. 3-4 saat mutlaka dinlensin ama tavuklarınız bu sos ile. Çünkü sosu içine çekmesi gerekiyor. Çok güzel bakın sosunu çekti benim tavuklarım. Şimdi fırın tepsisine artık yerleştireceğim. Miktarlarını kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben kalabalık misafirlerim için hazırladım. Bütün tavuklarımı bakın koydum. Yakın koymanızda bir sakınca yok birbirine bitişik olmasına. Çünkü piştiğinde bunlar küçülecek zaten. Araları açılacak. Kabımızın içinde kalan sosu da üzerlerine koyalım. Daha önceden bu sosu tavuk kanatlarda da yapmıştım. Yanında böyle kremalı patates ile çok güzel olmuştu. Bu sefer de tavuk baget ile yapmayı tercih ettim. Böyle de çok güzel oldu. Bagetlere de çok yakıştı. Bakın tavuklarımız sulandı böyle. Biraz pişmeye başladı. Böyle maşa ile çevirip biraz da alt kısımların hafif kızarmasını istiyorum. Bir 10 dakika bu şekilde alt kısımları da piştikten sonra tekrar çevireceğim. Ve üst kısımları ile pişirmeye devam edeceğim. Yaklaşık 1 saatte pişiyor. 200 derecede. Çok güzel tam kıvamında. Tabii ki fırınınızın ayarına göre değişebilir ama sıcaklık olarak 200 dereceyi tercih edin lütfen. 200 derecede çok güzel tam kıvamında pişecektir tavuklarınız. Nar gibi kızardılar görüyorsunuz. Çok güzel oldular. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir tavuk tarifi.
Evet arkadaşlar, tavuğumuz hazır. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.